dostlarım, herkese merhaba. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Umarım sağlığınız yerindedir. Bu videomuzda zabit katip hakkında konuşmuş olacağız. Daha öncesinde biliyorsunuz mübaşirlik, e, İKM ve diğer önemli birkaç bilgiyi size aktarmıştım gerekli videolarımda. E, oldukça yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere sevgili dostlarım. Yani nasıl bir yol izleyeceğiniz dair bundan sonraki süreçte neler karşınıza çıkacak ile ilgili bütün detayları sizlere aktarmaya devam ediyorum sevgili dostlarım. Tabii, zabit Tabi zabit katibini konuşmuş olacağız. Şöyle bir analiz etmiş olacağız. Tavlarına bakmış olacağız. Tek tek e, sizlere bilgisini aktarmış olacağım. E, öncesinde sizlere şu bilgiyi vermek isterim arkadaşlar. Zabit katibi ile ilgili birkaç önemli şart var. O önemli şartı size aktarayım. Daha sonra şöyle bir tablomuzu inceleriz. Sevgili dostlarım neler yapmamız gerektiğini, e, tavsiyelerim neler olduğunu sizlere aktarmış olayım konu bütünlüğü açısından şöyle bilmeyenler de e, bilgilensin sevgili dostlarım. Bilenler de şöyle bir hatırlamış olsun sevgili arkadaşlarım. Şimdi bilgisayar bölümü okuyanlar, adalet mesleği üstü mezun olanlar veya adalet bölümü okuyanlar, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri okuyan arkadaşlarımız bilim teknoloji alanı mezun olanlar ve ilgili bölümlerden denk olanlar herhangi bir daktilo veya bilgisayar sertifikası belgelemek zorunda değil arkadaşlar. Bunun dışında kalan okulda görülen bilgisayar dersini belgeleyebilecek veya MEP onaylı kurs sertifikasını belgeleyecek olan kişiler başvurma hakkına sahiptir. Bu sertifikanın da yani MEP onaylı sertifikanın da kurs sertifikasının da başvuru tarihinin son gününe kadar geçerli olmuş olacak sevgili dostlarım. Hani bugünlerde de almış olabilirsiniz sıkıntı yok tamam mı? Son başvuru tarihine kadar sizler belgeleyebileceksiniz sevgili dostlarım. Ondan sonraki süreçte 18 yaşını doldurmuş olması ve 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. Peki uygulama sınavına kaç kişi çağrılacak? Uygulama sınavı arkadaşlar 20 katı kişi çağrılmış olacak. Yani toplam sayının 20 katı kadar. 3605'in 20 katı kaç oluyor? İşte 72.000'e yakın bir sayı oluyor uygulamasına çağrılmış olacak. 3 katı kadar da sözlü sınava çağrılmış olacak. Yani aynı şekilde yine 3605'inde 3 katı kadar. Yani o da 11.000'e yakın bir sayı olmuş oluyor. Sizler sözlü sınava katılmış olacaksınız sevgili dostlarım. Bu da ne demek oluyor? puanların çok çok aşağı gelebileceğini, yani 70 ile 73 puanları arasında değişebileceğini, zabıt katipliğinin bu denli azalabileceğini, puanların ve daha sonraki süreçte uygulamanı uygulama sınavının çok çok önemli olduğunu, uygulama sınavında sizlerin iyi bir performans göstermesi gerektiğini burada aslında vurguluyor bizlere bu sayılar, bu rakamlar. Çünkü uygulama sınavından sonra doğru doğru yapılanların sayısı baz alınarak en çok doğru yapan kişilerin 3 katı kadar çağrılmış olacak. Yani puanın herhangi bir öne, önemi kalmıyor. Sizler uygulama sınavda iyi bir şekilde iyi performans göstermeniz gerekiyor. Zabıt katipliğine başvuracak adayların şimdiden başlaması gerektiğini söyleyebilirim size, sevgili dostlarım. Tabii yine günü geldiğinde e, sınavlar hakkında yine bilgi vermiş olacağız bu kanaldan. Hani uygulamasında neler yapılması gerektiğini, tavsiyelerimizi, önerilerimizi hepsini yine sunmuş olacağız. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın size, sevgili dostlarım işte sınav tarihleri, uygulamalı sınav tarihleri, sözlü sınav tarihleri, yerleri gibi önemli bilgileri zamanı geldiğinde, günü geldiğinde aktarmış olacağım. Şu an bizim başvuru esnasında neleri bilmemiz gerektiğini aktarmaya çalışıyorum sevgili dostlarım. Tabi acele etmemek gerekiyor. Mesela bir kısım başvurusunu hemen yaptı, kısım hala bekliyor, hala analiz ediyor ki iyi yapıyorlar. Analiz edin, bekleyin arkadaşlar. Acelemiz yok daha... 15 hatta 18 günümüz var. Çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde e, başvurularımızı şöyle bir analiz edelim. Nereye başvurmamız gerektiğini iyice bir kavrayalım. Daha sonra başvurumuzu yaparız. Evet şöyle bir göz atalım arkadaşlar. E, tablomuzu inceleyelim. Nereye başvurmamız gerektiğini, nelere başvurmamız gerekirse daha iyi olur gibi önemli bilgileri aktarmış olayım sizlere sevgili dostlarım. Tabii bakın şurada şunu baz, baz almamız gerekiyor. Diğer videolarımda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bizler kimin nerede ne kadar puanla kapatacağını kesin olarak bilemeyiz. Olasılıkları sizlere aktarmış oluyoruz. Bizlerin nereye girme ihtimali daha yüksek onları konuşmuş oluyoruz. Yoksa işte falanca il şu kadar puanla kapatır gibi bir şey söyleyemeyiz asla. Tahmin yürütülebilir belki ama şu kadar puanla şurası kapandı diye bir şey söyleyemeyiz. Rakamlar farklı olabiliyor veya giren kişiler farklı olabiliyor. Puanlar farklı olabiliyor. Kesinlikle eskisiyle çok fazla analiz etmeyin hani karşılaştırmayın. Eskisiyle karşılaştırmanız sizleri yanlış yere götürebilir. Çünkü giren kişiler farklı, sayı farklı, çağrılacak kişi sayısı farklı. Birçok şey farklı olduğu için e, çok net bilgiler vermeyebilir. Hani yine doğru bilgiler bize verebilir ama e, yanlış bir karşılaştırma olabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim sevgili dostlarım. Tabii ki de eskisiyle karşılaştırmanız sizin bu yıla oranla ne yapacağınız dair yol gösterebilir ama yanlış yol göstermiş olabilir sevgili arkadaşlarım. Peki nasıl hareket edeceğiz diye soracaksınız. Ee, sevgili dostlarım mesela ben şunu demek istiyorum sizlere. Olasılık dahilinde yürüyoruz ya. Mesela 70 kişilik olan bir yere başvursan senin oraya yerleşme ihtimali mi daha yüksek veya 3 kişilik olan yere başvurduğun zaman e, girme ihtimali mi daha yüksek? E tabi ki de 70 kişilik olan yere başvurduğun takdirde senin orada pay kapman daha yüksek olasılıkla. Tamam. Peki o düşük olan yerlere kimler başvuracak diye soracaksınız. O düşük olan yerlere arkadaşlar genelde o çevrede yaşayan kişiler, yüksek puanı olan kişiler. Dışarıya çıkmak isteme istemeyeceği için düşük olan yerlere onlar başvuracak. Mesela atıyorum 90 puanlı bir yer. Karataş'ta yaşıyorsa, Karataş adliyesi çevresinde yaşıyorsa. Neden gitsin de işte Ağrı'ya yazsın? Veya neden gelsin daha yüksek olan yere yazsın veya Alanya adliyesi mesela 18 kişi. Neden Alanya Adliyesi'ne 18 kişilik yere başvursun da Karataş Adliyesi'ne başvurmasın? Zaten 90 puan almış veya 85-80 işte yüksek puanı almış. 85 yukarısını almış. E oraya başvuracak, oraya gelecekti zaten. Muhtemelen çıkacaktır ona. Ama işte sen atıyorum 73 puan, 74 puana sahipsin. 3 kişilik yere başvurduğun takdirde dışarıda kalma ihtimalin yüksektir. O yüzden, o yüzden bizler olasılık dahilinde yürüdüğümüz takdirde Yüksek kontenjanlı yerlere başvurduğumuz zaman gelme ihtimali diğerlerine göre daha yüksek. Çünkü zaten yüksek puanlı yerler o çevrede yaşayan insanlar oraya başvuracağı için ki bir, bir kısmı da yok ben Karataş'ta yaşamak istemiyorum. Farklı bir ilde yaşamak istiyorum. Adıyaman'da yaşamak istiyorum der mesela. E gider Adıyaman'a başvuru o çok istisnai durumdur. Ama genel itibariyle %90 itibariyle kişi yaşamış olduğu yerde hayatını sürdürmek ister ve o yüzden yüksek puanlı kişiler zaten orada o çevrede illaki var olacaktır. O kişiler başvuracaktır. Yani yüksek kapatabilir. Bakın bilir diyoruz. Bu 70'e de kapatabilir, 90'a da kapatabilir ama biz yüksek ihtimali konuşuyoruz tamam mı arkadaşlar? Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunlar hepsi tamamen bir tahmindir. Ee, kesinlik ifadesi yoktur. Kesinlik ifadesi koyanlara da itibar etmeyin. Ben de kesinlik ifadesi koyamam. Sen de koyamazsın. Bir başkası da koyamaz. Ama olasılıklar dahilinde düşündüğümüz takdirde bu şekilde bir ilerleme sağlayabiliriz. O zaman biraz tabloya göz atalım. Tablomuzda Burada daha çok yüksek olan yerleri size aktarmış olacağım arkadaşlar. Yüksek olan yerleri size aktarmış olayım. E, Düş konumlara yine siz bakmış olabileceksiniz. Ben en sonda linki aşağı bırakmış olacağım açıklama kısmından ulaşabileceksiniz. Hepsine tek tek bakabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet Adana mesela 70 73 kişi alacak. Adana Bam 12. Ondan sonra Adıyaman 10 11 kişi. Şöyle hızlıca onun üzerindekileri söyleyeyim. Alanya 18 3 21 kişi alınacak mesela çevresinde. Ondan sonraki süreçte Ankara'da 220'ye yakın bir sayın var olduğunu görmekteyiz. Ankara BAM'da 60 kişiyle. Ankara Batı'da toplamda yine 20 kişiyi geçmiş bir sayıyı görmekteyiz. Ankara BİM'de sevgili 9 kişilik. Antalya'da 40, 43 kişinin var olduğunu. Antalya BAM'da 10 kişinin e, kontajın açıldığını söyleyebiliriz. Tabi bunlar 20 katı çağırmış olacak. Bilginiz dahilinde olsun. Sevgili dostlarım hatırlatmış olayım tekrardan. Aydın'da şöyle bir 15'in üzerinde bir rakam görmekteyiz. E, Bakırköy'de yaklaşık bir 300 hatta 350'yi de geçmiş bir rakamdan rahatlıkla bahsedebiliriz sevgili dostlarım. Balıkesir'de şöyle baktığımızda yine 10 kişiyi geçmiş bir rakamdan bahsedebiliriz. Batmanca çevresinde yine 19 kişinin Bayburt'ta 8 kişinin sevgili dostlarım şöyle hızlıca geçeyim. Hepsini tek tek yakalarsam çok zamanınızı çalmış olacağım çünkü. Bodrum'a baktığımızda 20 kişilik bir kontenjan açıldığını ve Bursa'ya baktığımızda 160 rakamını geçmiş bir kontenjandan bahsedebiliriz. Bursa BAM'da 20 kişilik bir kontenjanın varlığından bahsedebiliriz. Ceyhan'da 10 kişiyi geçmiş. Cize'de yine 20'ye yakın bir sayıdan bahsedebiliriz. Çanakkale'de arkadaşlar yine bir 20 rakamını geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çankırı'ya baktığımızda 4 kişilik bir rakam. Şunu hızlıca geçeyim. Çorlu'da 30'u geçmiş bir rakamdan bahsedebiliriz. Sevgili dostlarım, daha sonraki süreçte Diyarbakır'da yine 70'i geçmiş bir rakamdan bahsedebiliriz. Diyarbakır BAM'da 35, Doğu Beyazı'nda 10 ee, rakamını geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Elazığ'a baktığımızda Elmalı bunlar çok yüksek değil. Ee, şöyle hızlıca söyleyeyim. Erzurum 18, Erzurum BAM 10, Erzurum benim düşük iş alıyor. Eskişehir 20'yi geçmiş bir rakam. Fethiye'de yine 10'u geçmiş, hatta 20'ye yaklaşmış bir kontenjandan bahsedebiliriz. Daha sonraki süreçte Gaziantep dahilinde 100 kişinin kontenjanı açtığını, Gaziantep BAM'da 15 kişi, Gaziantep BİM'de az, Gebze'de 30 sevgili dostlarım. Şöyle hızlıca geçmiş olayım. Hatay'da yine 20 rakamının geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Daha sonraki süreçte de... İskenderun, İskenderun bölgesinde 10 kişilik, 12 kişilik bir rakam geçtiğini, Yine İslahiye'de 8. İstanbul civarında 310 rakamına tekrar etti. İstanbul Anadolu'da 205. İstanbul BAM'da 50. İstanbul BİM'de 10 kişinin varlığından bahsederiz. İzmir'e baktığımızda e, yaklaşık 190'a yakın bir rakam olduğunu, İzmir BAM'da 35, Maraş'ta 17 rakamının var olduğunu görmekteyiz sevgili dostlarım. Kayseri'de 20, ondan sonra geçtiğimiz bir yer daha var. 35 Kayseri genelinde 35'i geçmiş bir rakam. Kayseri BAM'da 20 kişilik bir rakamdan bahsedebiliriz. Daha sonraki süreçte yine Kilis 10, Kocaeli 45, Konya bam 10. Ee, sevgili dostlarım şöyle hızlı hızlı geçeyim burayı. Çok fazla vaktinizi çalmayayım. Size yine e, tabloya bakabileceksiniz. Evet sevgili dostlarım tablo bu şekildeydi. Sizde de lütfen tek tek acele etmeden yavaş yavaş analizlerinizi yapın. Ee, size uyduğu takdirde artık e, en sonunda nasip kısmet diyerek başvurunuzu yapın. Gelir gelmez takdiri ilahidir, nasiptir, kısmettir, olur muhtemelen olur. Yani 75'in yukarısındayken ya da yukarısında olan kişilerin çoğu olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü uygulamalı sınava çok fazla çağrılacak aday sayısı olduğu için düşük puanlı kapatılacağını rahatlıkla söyleyebilirim sevgili dostlarım. İnşallah da gelecektir. Sizler güzel bir şekilde analizinizi yapın. Gelir çok güzel olur. Gelmese de can sağlığı, nasip, kısmet dersiniz sevgili arkadaşlarım. Yine bundan sonraki süreçte diğer konuları, diğer mevzuları ele almış olacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili dostlarım. Benim anlatacaklarım bunlardı. Yine zaman zaman uyarılarımızı, tavsiyemizi daha sonraki süreçte ele almış olacağız sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.